Merhaba sevgili hanımlar, canım anne, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte güzel bir gözlük kordonu hazırlayacağız. Şöyle tokanın içine koydum ki bunlara boncuklarım dağılmasın. Bakın şu şekilde aparatlarım var arkadaşlar. Bunları örgü malzemeleri, takım malzemeleri satan tuhafiyelerden temin edebilirsiniz. Yine boncuklarım var. Belki kullanacağım, belki kullanmayacağım. Buradaki amacım zaten benim sadece kordonun örülüşünü göstermek. Bunlar da süsleme kısmında belki kullanacağımız boncuklar dediğim gibi. Böyle şunu hemen kenara çekeceğim. Ve örmeye başlayacağım. Biraz ip bırakıyorum ki daha sonra rahatça kullanabileyim aparatlarımı takmak için. Şöyle bir başlangıç ilmeği atıyorum arkadaşlar, bakın. Başlangıç ilmeğimden sonra bir, iki zincir. Daha sonra ilk zincirden şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Tığım ince, incecik bir görüntü olsun istiyorum. Bu yüzden ince bir tığ kullandım. Zaten ipim de çok kalın değil. Şimdi bu şekilde iki tane ilmeği aldıktan sonra ikisini bir çıkarttım. Daha sonra ikinci ilmekten, bakın, şöyle ilmeğimi çıkarıyorum. Yine ikisini bir çıkarttım. İkinci ilmeğimden tekrar şöyle ilmeğimi çıkarıyorum. İkisini bir çıkarttım. İkinci ilmeğimden yine hep aynı şekilde arkadaşlar, kordonumuzun örülüşü. Dediğim gibi biraz ince bir ip kullandım. Tığım ince, o yüzden böyle minimal minimal göstermeye çalışıyorum. Hep ikinci ilmekten ilmeğimi alıp zincir çeker gibi ikisini bir çıkarıyorum. Bakın şöyle hoş bir görüntü oldu. Arka kısmı şu şekilde. Ön yüzü bu şekilde. İkinci ilmekten ilmeğimizi çıkarıp ikisini bir çekiyoruz şöyle. Kordonumuzu istediğimiz uzunlukta örebiliriz arkadaşlar. İşte çocuk için örüyorsunuzdur ya da kendiniz için örüyorsunuzdur. Tabii bunda istenilen boy da önemli. Sadece güvenlik için kullanılması içinse, mesela çok fazla uzun olmasına gerek yok ama görüntü hoşluğu olsun derseniz onun için daha uzun örüp, mesela daha işte boncuk vesaire ya da yine böyle örgüyle yapıyorsanız örgü motifler kullanabilirsiniz. Bu şekilde kordonumu tamamlayacağım ben. İstediğim ölçüye gelinceye kadar öreceğim. Dilerseniz dediğim gibi örgü motifler yapılabilir üzerine. Ya da işte böyle güzel süslü düğmeler ya da taşlar dikilebilir. Bu şekilde öncelikle bir kordonumuzu örelim, tamamlayalım. Daha sonrasında süsleme kısmına geçebiliriz. Epeyce ördüm kordonumu. Bakın görüntümüz bu şekilde. İncecik, şık bir kordon oldu. Çok fazla süslememeye karar verdim. Başlangıçta bıraktığım ipe bakın, şu şekilde bir boncuk geçirdim. Şimdi şöyle bitirimini de göstereyim tekrar. Hatta birkaç ilmek daha alayım, bakın. Şu şekildeydi örgümüz. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Çünkü ipim ince, tığım ince, çok minik minik örüyorum ve umarım anlaşılmıştır. Bu şekilde bakın son iki ilmeğim, hep iki ilmekle devam ettik zaten ama son sırada iki ilmeğim de
tığımda ikisini bir çıkarttım. Şöyle sıkıca bir zincir çektim. Yine aynı şekilde diğer yönde yaptığım gibi ipimi uzunca bırakıyorum. Kesiyorum. Ve şöyle ilmeğimi çıkarttıktan sonra orayı sıkladım. Sıkladıktan sonra yine şöyle bakın takacaklarım burada. Hemen bir tane ince alıyorum. Bir tığ yardımıyla, iğne yardımıyla rahatlıkla geçirebilirsiniz. İlk inceyi geçirdim şu şekilde ipimden. Daha sonra şöyle bir ara aparatım var. Daha sonra şurada bakın iki tane ince yan yana geçirmişiz. Yine aynı görüntü olsun istiyorum. Yan yana iki tane ince geçireceğim hemen. Tam yaz gelmişken, güneş gözlükleri çok faal halde kullanılırken, çeşit çeşit yapıp her türlü kombininize belki uygun işte renklerde ya da işte şık spor şeklinde birkaç tane yapıp farklı farklı kullanabileceğiniz güzel bir çalışma olacağına inanıyorum. Tabii ki numaralı gözlüklerde de yapılabilir ama yine güneş gözlükleri benim favorim. Şu şekilde bakın geçirdim ben boncukları. Tabii ki bu bir seçenek. İstediğiniz gibi geçirebilirsiniz. Şöyle gözlük aparatım var bir tane. Gözlük kordonu aparatım. Aslında bunu da çok şart değil olması. Yine örgüyle de şöyle küçük bir ilmek yapıp gözlüğe takıp çıkarılacak şekilde yapılabilir. Eğer bu şekilde bir aparatınız yoksa öyle de bir çalışma yapabiliriz ileride. Şöyle bir zincir çektim tam boncuğun dibinden kaymaması için. Bunu da şöyle sağlamladım. Şöyle geriye dönük yine boncukların içinden geçireceğim ipimi. Burada düğüm kısmı olmasın diye. Aparatımızı buradan takıyoruz. Aynı şekilde aparattan sonra şu kalan boncukların içinden de geçiriyorum ki ipimi daha sağlam olsun. Hatta burada kesmeyip bakın şöyle de yapılabilir. Hem biraz daha sağlam olması açısından şu şekilde birkaç turda burada kordonumuzun arasından ipi geçirerek daha sonra kesebiliriz. Diğer yönde de aynı işlemi uygulayacağım arkadaşlar. Zaten boncukları geçirdim. Sadece aparatım kaldı. Bakın birkaç tur geçirdiğim halde çok da fazla belli olmuyor. Şöyle şu kısımdan kesersem bu şekilde tamamlamış olacağım. Şimdi hemen video dışında ben şurayı da aynı şekilde yapacağım. Daha sonra beraber devam edelim. Evet, kordonumuzu tamamladık. Bakın şu şekilde aparatlarımızla da gözlüğümüze geçirdikten sonra kordonumuz tamamlanmış oldu arkadaşlar. Umarım beğeneceğiniz bir ürün olmuştur. İster numaralı gözlüklerinizde, ister güneş gözlüklerinizde kullanabileceğiniz sade, şık bir gözlük kordonu yaptık arkadaşlar. Kanalımıza eğer hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.